Onu korurken ben onu koruyayım. Oy! Bakalım yetiştim mi? Hadi bakalım. Aa, no. Merhabalar, bugün Riot Games'in yeni oyunu Valorant'ı oynuyor olacağım. İlk izlenimlerimi aktarıyor olacağım ve kötü nişancılığımla gözlerinizi kanatıyor olacağım. Öncelikle birçok kişi oyunun bir arcade shooter olmasını bekliyordu. Overwatch gibi, Paladins gibi karakterler içerdiği için. Ama hayır, oyun son derece hardcore bir shooter. Hatanın affının olmadığı, bir headshot'ın adamı direkt öldürdüğü ve mermilerin konuştuğu, dikkatsizliğin affedilmediği bir oyun bu. Karakterler ise bence oyuna gayet güzel derinlik katmış. Farklı karakterlerin farklı yetenekleri olması, yeniden oynanılabilirliği ve stratejik derinliği ciddi anlamda arttırıyor bence. Yani farklı karakterleri kombolayıp farklı karakterler yapmaya, farklı takımlar oluşturabiliyorsun. Bir karakterden sıkıldığında farklı yetenekleri olan bir diğer karaktere geçip eğlenebiliyorsun gibi şeyler. Bence çok güzel şeyler. Ve ilk turumuzu kazanıyoruz. Şimdi ilk turumuzu kazandığımız için artık daha çok paramız var ve farklı silahlar alabiliriz kazandığımız para aracılığıyla. Mühimmatlarımın çoğu duruyor. Renkli tesir bombamı arttırdım. Az önce yürüyerek gönderdiğim o yürüyen bombamdan bir tane daha aldım. 3400 param var. Hadi bir Phantom alalım. Yanına hafif kalkan alalım. Paramız bu kadarına yetiyor ve savunmaya geçelim. İlk segmentte diyeyim, ilk yarıda biz savunuyoruz. B'ye kimse gitmedi, ben B'ye gideyim. İkinci yarıda saldıran taraf olacağız. Spike'ı koyan taraf olacağız. Oyunun sanat tarzını sevmeyenler de var, sevenler de var. Ben gayet seven taraftayım. Bence karakteristik olması güzel bir şey. Cartoon olması güzel bir şey. PUBG, Fortnite sanat kavgasında da ben şahsen Fortnite'ın tarafını tutuyordum görsel açıdan. Stilize olması bir şeylerin bence daha ilgi çekici oluyor. Sonuçta göz zevki önemli bir şey abi. Özellikle ejderli olan haritada baktığım şeyler beni gayet mutlu oluyor. Boş çöllerde, ofislerde olmaktansa güzel manzaralarda olmayı ben şahsen yeğlerim. Oo, nerede pusmuş o kim bilir, aklım çıktı. Karakterlerin sonuçta ilgi çekici olması, mekanların ilgi çekici olması bence son derece pozitif bir şey. Oyunun tarzını eğer tanıdık bulduysanız normaldir çünkü Team Fortress 2'nin sanat direktörü, aynı zamanda bu oyunun sanat direktörü. Kendisi oyun dünyasında birçok farklı eserde yer almış büyük bir isim. Bence bu oyunda da zaten güzel bir iş çıkarmış. Ben gayet beğendim. Oyunun da bu tarzı sevmeyenler haricinde gayet tutacağını düşünüyorum. Çünkü free to play olması, tamamen Türkçe olması, anti hile önlemleri vesaire gibi birçok faktör bu oyunu hem Türkiye'de hem evrensel olarak çok popüler yapacaktır bence. Oyunda pay to win elbette hiçbir şey yok. Sadece silahlarınıza kostüm alabiliyorsunuz. LoL'de olduğu gibi. İşte bu silahı kırmızıya boyayabiliyorsun. Böyle garip grup şeklini değiştirebiliyorsun falan. Bu bombot az önce kurup gönderdiğim dolaşıp çarptığı kişinin kafasında patlıyor. Etrafı kolaçan etmek için çok güzel. Rakibin dikkatini dağıtmak için çok güzel. Bu mesela vurup patlatabiliyorlar çok kolay şekilde ama vurup patlattıklarında da anlıyorsun ki oradalar. Acaba B'ye mi koşuyorlar? Evet, Rus taktiği Rush B'ye yaptılar abi. Go go go. Şimdi buradan geçince biraz ses çıkaracağız ama yapacak bir şey yok. Oo, merhaba. Sese uyanmadı arkadaş. B'yi kuşatmamız lazım abi. Oo, pusan biri varmış. İşte abi, oyun dalgınlık ve muhabbet kabul etmiyor. Öyle bir sıkıntısı var. Oyun biraz hardcore. Tetikte olman lazım. Bir an dalıp bir şeyler söylemeye gittiğin an kafandan vuruyorlar abi. Oyundaki sevdiğim şeylerden biri ölünce bu teçhizatların gitmemesi. O mesela Counter'da belki başınıza gelmiştir, beni çok tilt ediyordu. Diyelim iki tane flashbang, iki tane molotof aldın, koştun. Daha tur başlar başlamaz kafana bir sniper mermisi yedin, öldün ve her şeyin boşa gitti. Muhabbeti oluyor. Bence bu çok moral bozucu bir şey, o paranın boşa gitmiş olması hissiyatı. Bu biraz daha affedici, biraz daha yeni oyuncu dostu bir şey olmuş. Karakter yeteneklerinin, parayla aldığın o bonus şeylerin gitmemesi bence güzel. Cehennem geliyor.
E kimse yok mu miyav? Düşman görüldü. Merhaba. Çaktım. Az daha uyanıyordu ben böyle... Ya şimdi single player oyunlardan refleks kalmış abi. Ben ateş eder etmez R tuşuna basıp mermiyi yeniliyorum, tamam mı? Bu oyunda onu aslında yapmamam lazım. Çok tehlikeli. Yani ben şarjörü doldururken adam az daha dönüp vuruyordu beni. Son anda doldu şarjör. Son anda. O Spike'ı kurmuşlar. Okey. Bir düşman kaldı. Ya bombalana bombalana öldüm burada da bizimkiler halleder burayı ya. Aa son bir kişi kaldı, eyvah. Biraz fazla hafif almış olabilirim burayı. Burası çok bombalanmaya uygun bir yer ya. Biz de buna uygun şekilde bombalandık. Yapacak bir şey yok. Gördüğünüz üzere öldüm ve teçhizatlarım duruyor. Şimdi yine bir ağır kalkan aldım. Şu Stinger'ı alalım. Silahtan önce kalkana öncelik veriyorum. Çünkü noob'um ve çok kolay ölüyorum. Hani önce hayatta kalıp oyunun mekaniklerini çözmeye odaklandığım için silahtansa kalkana para veriyorum. Pro oyuncuların büyük ihtimal yapmadığı bir şeydir ama pro oyuncular yapmamaya devam etsin. Benim işime bu geliyor. Al zamanı. Zaten genelde vuramıyorum kimseyi. Niye hepimiz buraya geldik? Biri şu koridoru tutaydı. Hah, tutuyormuş. Sova. Okey, burada kimse yok belli ki. Düşman görüldü. Varmış birileri. Birine kilitlendi o. Boom. Bakınız böyle de yapabiliyor, güzel bir şey. Bir düşman kaldı. Bir düşman kaldı. Merhaba. Patrick. Modern FPS geleneklerine uyum sağlamaya çalışıyorum ben de. Abi çok zevkliymiş ya. Hadi devam. Bu sefer bomba dostumu alacak param kalmadı. Çok işime yarıyor olsa da yapacak bir şey yok. Her zaman zengin olamıyor insan. Devam. Genelde B'ye koşuyorlar ama ben yine de bir A'yı savunmaya gideyim. Oyunda Counter'da falan olduğu gibi bıçağın varken daha hızlı koşuyorsun. O yüzden tur başında herkes bıçaklarını çekiyor. Sonra ağır silahına dönüyorsun. Shift'le yavaş yürüyüp ses çıkarmamaya çalışıyorsun falan tarzındaki tüm hardcore FPS mekanikleri bu oyunda da son derece geçerliler. Bir şurayı tutaydım yav. Burayı bombotum olmadan tutmayı sevmiyorum ama neyse. Genelde gelmiyorlar buradan. Da kimse yok. Bir ultimi göstereyim size ya. Belki biri vardı burada. Aynen. Ultim bu abi. Sıkıyorsun. Düşmanın olduğu tarafa doğru sıkıyorsun. Düşman varsa gerçekten orada iş yapıyor. Bir düşman kaldı. Ya, eğilerek yürümek de mantıklıymış. Ben hep shift'le yürüyordum. Eğilmek... Nişangahı kullanmayı da kolaylaştırdığı için, nişan almayı kolaylaştırdığı için mantıklı. Gecenin dördünde konuşamayan Dora, Vol 7500. Biz iki kişiyiz, o bir kişi. B'ye rushlayıp hallederiz diye umuyorum. Aptal gibi ölmezsek. Ben şöyle bir kontrol bombası atayım. Darlama bombası atayım ben geldim demeye. Çanta yolda. Çantayı bir yolladım, patlattım. Korkuttun beni kız. Ayakta kalan son oyuncu. Çanta yolda. Bakalım yetiştim mi, hadi bakalım. Aa, no. Hadi lan. Aa, yes. Az daha suratımda patlıyordu. Hem silahımdan bilağımdan oluyordum hem de turu kaybediyorduk. Nice. Güzel. Ağızlarına vurduk. Vallahi ağızlarını vurduk. Abi benim gibi hiç FPS'ten anlamayan, tecrübesi olmayan bir insan bile bu kadar eğleniyorsa bence FPS'ciler bu oyunu gerçekten sevecektir. Ben Türkiye'de tutacağını düşünüyorum, dediğim gibi işte bu anti hile olsun, free to play olsun, carçuk muhabbetlerinden. Yürümeli yani, işte bu grafik tarzını sevmeyenler hariç her şey gerçekçiliği olmalı. Kan dökülmeli, kaos tayfa hariç iyidir diye düşünüyorum bu. Marketing açısından da çok güzel bir şey. Şimdi Counter'a Türkiye'de sponsor bulmak niye daha zor? Çünkü oyunun sonunda teröristler kazandı yazıyor ya, böyle maskeli
korkunç adamlar sivilleri havaya uçuruyorlar falan. Hani the fuck. Bunda ama hani bomba yok. Spike var. Hani böyle daha fantasy violence. Çok kan falan yok. O dolayısıyla sadece stilize olma açısından değil. Sadece tarz olma açısından değil. Görsel zevk olarak değil. Aynı zamanda medyatik olma ve sponsor dostu olma açısından da faydalı olacağını düşünüyorum. Birçok büyük marka Türkiye gibi terör problemi olan bir ülkede mesela teröristler kazandı yazan bir oyuna girmemek isteyebilir ve son derece haklı da olur. Ama bunun daha fantasy violence olması, hani böyle gerçek şiddet değil. Daha böyle hani fantastik, eğlence, oyun kafasında takılmasının ben faydalı olduğunu düşünüyorum. Orada biri var abi. İşte bu Sova'nın bu yeteneği çok faydalı ya. O hala yaşamıyor değil mi? Tamam, ölmüş. Sova'nın bu yeteneği müthiş faydalı. Duvarın arkasında... Ya bu karakter bence her takımda olması gereken bir karakter. Çok çok önemli. Duvarın arkasındaki adamı o şekilde görmek muazzam önem taşıyor bence. Oyunun şu an için kapalı beta dönemi devam ediyor. Yani çekilişten düşmediği sürece maalesef giriş yapamıyorsun ama yazın açılacak. Tabii koronavirüs muhabbetlerinden dolayı bir erteleme falan olur mu bilmiyorum ama herhalde hallederler evden çalışarak. Fiziksel sunucular falan kuracaklardı oyunun böyle müthiş lagsiz, müthiş aspingli falan olması için. O taraflarda belki biraz sıkıntı olabilir diye bir şeyler dediler ama bakacağız. Salgın ne kadar devam eder, neler olur bilmiyoruz. Şimdi bizim konumumuzu gördüler mi? Birbirimizi lazer iniyor. Kaçamadım ya. İşte ultilerin bence böyle etkide bulunması güzel. Ben ölmeme rağmen mutluyum şu an. Hani arada bir böyle havalı şeyler yapılması bence gayet okey. Oyuna tat katıyor. Yeniden oynanılabilirlik katıyor. Hani düz FPS oyunlarını bence tekrar tekrar oynamak bir noktada sıkıyorken bu tarz çeşitlilik hem takım yapısı açısından, hem stratejik derinlik açısından, hem farklı tecrübeler açısından çok çok güzel bir şey. Hani Kalaşnikov'la kafana tek yiye nereye kadar, anlatabiliyor muyum derdimi? Haritanın duvarının alt tarafındaki mavi boyalara falan dikkat edin. Bu Team Fortress 2'de de kullanılan bir taktik, dediğim gibi aynı sanat direktörü zaten. Haritanın kısımlarını mavi ve kırmızı öğelerle donatıp hangi tarafta olduğunu rahat bir şekilde anlamanı sağlıyor. Zekice bir dizayn taktiği. Çok göze batmadan, tamamen boyamadan, haritanın içine resmen yerleştirerek o mavi ve kırmızı öğeleri ayırdığına varmanı sağlıyor. Bu mavi kablolar olsun işte. Duvardaki kırmızı ışıklar olsun. Şu kırmızı takip edebileceğin ışıklar olsun. Çok net bir şekilde gözü yormadan kendini belli ediyor. Hadi bir vandal alayım. Bu biraz daha tep silahı, yani böyle pat 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 diye sıktığın ve vurduğumu acıtan bir silah. Kullanmaya pek alışık değilim ama tur sonu değişikliği olsun. Biz A'ya koştuk ama adamlar hep B'ye koşuyordu. Ben B'yi savunmaya gideyim. Kimse gitmedi B'ye. Lan kimse gitmedi B'ye, hadi bakalım. Bakın şu kırmızı perdeler olsun. Tek bir kişi kaldı. Ben B'yi... Aha. Ultim hazır. Nice. Boom. Güzel. 10'a 2 ezerek bitirdik ilk turu resmen. Aa, ultim. Aga B, havaya bir bazuka sıkacaktım son. Şimdi artık biz Spike kuran tarafız. Ben tur başında bunları almayı tercih ediyorum. Diğer pistollerle aram çok iyi değil. Bunları tercih eden birçok oyuncu var ama ben yeteneksiz olduğum için işte böyle tutturması daha kolay olan bombaları tercih ediyorum. Benim oyun tarzım şimdilik böyle. Ağlamakta özgürsünüz. Gözyaşlarınızın tuzu bu da. Spike bu abi de. Dolayısıyla onu korumak mantıklı ama ben bir bu taraftan baskı kurayım çünkü bombotum yine biraz garip bir kelime bombot ama böyle koridor arasından sekip orayı kolaçan etmek için çok uygun bir yetenek. Tut 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 diye çok güzel diyor bir de. Bunu alayım, ultim de olsun. Bombotum benim için koridoru korurken. Oo. Burada o benden daha iyi vurdu. O bana 156 vurdu. Ben ona 78 vurdum. O beni öldürdü. Şimdi oyun böyle kesinlikle groundbreaking, hani böyle uf neler düşünmüşler tarzında bir oyun değil. Ama alanının
en iyisi olma yolunda giden bir oyun. Hani silah mekaniği olsun, FPS'i olsun, ping, anti, cheat, free to play, karakterleri, tasarımı, dengesi vesaire olsun. Öyle düşünmek gerekiyor. Düşünürseniz Riot Games'in politikası bu zaten. Yani League of Legends'ta icat edilmemiş bir şey değildi. TFT'de icat edilmemiş bir şey değildi. Ama LoL, MOBA'nın gelebileceği en iyi formdu. TFT, Auto Battler oyunlarının gelebileceği en iyi formdu. Bunda da belli ki geleneksel FPS oyunlarının gelebileceği en iyi nokta olmayı amaçlıyorlar. Ve benim gibi FPS'le çok alakası olmayan bir insan, benim gibi yavaş refleksiz bir patates bile bunca keyif alabiliyorsa bu oyundan, yanıyorum. Ben gerçekten oyunun potansiyeli olduğuna inanıyorum. Allah'ım neler oldu burada ya? Burada çok biz flanklendik. Bombayı atarken öldüm. Spike'ı taşıyan kişi olarak öldüm. Ya muhabbete dalmak çok tehlikeli bu oyunda ya. Muhabbete dalmak çok tehlikeli. Işınlayıcıdan gelip arkamızdan gelip patlattı herifler bizi. Güzel oynadılar. Yapacak bir şey yok. Ama yine de yendik galiba turu. Evet, yenildik ama ne anlatıyordum? Hani League of Legends mesela, hep bu örneği veririm. B tuşunu bulması abi. Çok basit bir şey şu an. LoL'den sonra çıkan bütün MOBA'ların oyununa eklediği bir tuş ama yani. Çok mantıklı ve basit bir hayat geliştirmesi çünkü. Hani olan bir konsepti oynanabileceği, eğlenilebileceği en iyi potansiyeline getirmek bence çok güzel bir görev aslında düşündüğünde. Buldum. Orada birileri var. O zaman bombot göreve. Biri geliyor bence buradan. Biri indi. Ultim hazır. Burada kamplamak avantajlı olabiliyor. Bir saniye, onun silahı neymiş ya? Bir açar mısın? Ay gitti ama. Kapıyı bu taraftan açamıyoruz maalesef. Asıl sizin düşünceniz önemli. Siz ne düşünüyorsunuz oyun hakkında? İzlediğiniz, gördüğünüz veya erişim kazananlarınız, oynadığınız kadarıyla. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla videoda ve yayında görüşmek dileğiyle. Hepinize sağlıklı günler.